Hürriyet 27. sayfa. Kerem futbol aşkı için engel tanımadı. Eee özgürlüğünü kazanabilmek için 2 yıl 3. Lig'de oynamayı göze aldı. Başakşehir altyapısından 3. Lig'e, oradan Galatasaray'a uzanan Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesini Hürriyet yani. kaleme aldı diyor. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Kerem yani ne ilgili... kadar güzel hikaye. İşte bu evet. işte futbol bun, bunlarla güzel. Evet. 16 yaşında Başakşehir'de profesyonel oldu ancak İstanbul'da kalacak yeri yoktu. Yatılı olarak yurda yerleşti. Çıkışa geçtiği dönemde askeri ücretten 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyince 18 yaşında 1 yıl kadro dışı kaldı. Yetiştirme bedelini sıfırlamak için risk aldı ve 24 Erzincan Spor'da yıldızlaşıp Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Artı futbol programlarında e, hatta en son artık yorumcularla böyle bir ters düştük. Kerem Aktürkoğlu'nun çok daha fazla süre alması gerektiğini, yeteneklerinin bana bunu söylediğini söylemiştim bu hafta şaşırtmadı Kerem Galatasaray ve teknik direktör Fatih Terim bu sene işte Oğulcan gibi Taylan zaten geçen seneden sinyal vermişti Kerem gibi bu şekilde eklenebilecek oyuncular da var kadroda var bunları kazanabilirlerse eğer Galatasaray'ın yarınını kazanmış olurlar çok enteresan bir jenerasyon yakalamış olurlar Fatih Hoca bunu zaten yapmış, yaptığı için de fatihlerim olmuş bir teknik adam. Kerem'in ama buradaki hani e, şu anlatılan hikayesi gerçekten e, hani azim hikayesi bu. Değil mi? O yaşta da bunu herkes kolay kolay yapamaz. Demek ki ailesinden falan mı destek? E, kolay Büyük iş değil. De. ailesi destekledi ve yani o yaşlarda bu kararları vermek, bu kadar şeyi e, göze alarak bazı şeyleri. E, kararının arkasında durmak e, çok önemli. E, asgari ücretten 5 yıllık sözleşme. Ya el insaf ya. O zaman neden 5 yıllık? Yani şimdi ona köle düzeni diyeceğim yanlış anlaşılır. Evet. Peki nihayetinde demeyeyim o yüzden. Demeyelim. Peki e, Kerem Aktürkoğlu'nun çok güzel hikayesi var. Hürriyet e, 27'de ve sabah 19. sayfalarda onu da söyleyelim. Güzelmiş. Ee, çok da keyifli. Yani e, inşallah daha uzun süreler e, şans bulur. Galatasaray'ın zaten çok ciddi bir çıkışı var. Bu çıkışı gençlerle yapınca onlar bir şeyler yapmaya başlayınca çok daha keyifli hale geliyor. Evet. Sabah gazetesi enteresan bir noktadan görmüş konuyu. Emre abi telefonu kapattı. Kerem Aktürkoğlunu aslan kaptı. Fenerbahçe scoutlarının kesinlikle alınmalı raporu e, verdiği oyuncu. Emre Belezoğlu hemen temasa geçti ancak menajerin talebi karşısında lig oyuncusuna imza parası vermem deyip telefonu kapattı. Kerem de e, Galatasaray'da Kerem'i 850 bin TL maaşa ikna etti e, diyor. Biraz zorluktan, bence zorunluluktan oynadı. Çok daha erken forma şansı bulması gerekiyordu Kerem'in. O forma şansını bulamadı ki. Kupada da onu göstermişti hatırlarsınız. Tabii, tabii. 24 Ağustos'un Erzincan'da. Erzincan'da muazzam oyunlu çocuk mi? falan dedik değil mi? Dedik. dedik. Ve işte bizim Ziraat Türkiye Kupası'nın güzel tarafı o zaten. Aşağıda oh Allah Allah falan dediğin oyuncular evet. bir süre sonra bambaşka kimlikte çıkıyorlar karşında. Kimisi daha mı olup gidiyor sıkıntı orada. Evet. Yani bizim futbolumuzun arada o oyuncuları cımbızlayıp çıkaramaması ya da onların şans bulamaması futbolumuzun işte bugün e, fa, şimdi bazı böyle çok büyük rakamlarla transfer edilen ama bir türlü oynamayan oyunculara mahkum olmasının sebebi bu. Tabi. Bu oyuncuları bu oyuncuların fazla... şans bulamaması. Evet. Ya dün Denizli Spor'a bak. Kaç tane yabancı oyuncusu var? 54 dakika hiçbir şey yapmadın kardeşim ya. Hayır, bu çocuk oynasa, bunun gibileri oynasa onlar yapmasın. Yaparlar. Yaparlar. Kötü mücadele etmezler en azından kötü oynasalar da. Evet. Sahaya evet. ruhlarını verirler ki bunu her seferinde bize izlettiriyorlar. Yazık ne değerler gitti ya. O ne futbolcular ne iyi futbolcular evet. gördük o kupada. Acayip böyle yani 100 tane maç anlatıyorsunuz. Birinde bir oyuncu bir hareket yapıyor. Bir performansa bakıyorsunuz yüreğinizi hoplatıyor. Diyorsunuz ki bu çocuğun muhteşem bir Mu gelişi Mutlaka olabilir. olur diyorsunuz ama bir türlü gelmiyor. Ya çok değil uzağa gitmeye Apindango'ya. Evet. Ya ne işi var bu adamın ne yapıyor bir dakika ya falan dedik. Hop İmrani o Sivas falan. Düşün bu yabancısı. Yabancısı. Yabancı olduğu için bir avantajı da var. Evet. Çünkü yabancı ne de olsa. Yerlisi hiç zaten görünmüyor bile. Evet. Kerem 24 Erzincan'dan Galatasaray'a imza attı. Ben sezon başından itibaren kadroda olacak diye hayal ediyordum ama işte 3-5 dakikalar. 3-5 dakika süre almaya başladı nihayetinde. Geçen yılda Taylan Antalyalı genç oyuncuydu biliyorsunuz. Tabii tabii. 26 yaşında şu anda tabii. geçen yıl 25 genç oyuncuydu. Öyle tarif ediliyordu oyuncu. Peki problem çözüldü. Cimbom döktürdü. Kimi kiralanarak gönderildi. Kimi de aylar boyunca sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Bir türlü form tutamayan oyuncular teknik direktör Fatih Temin'in en büyük sorunu olmuştu. Ama bugün hepsi küllerinden doğdu. Terimin elinde dört dörtlük oldular diyor Fatih Öztürk, Martin Lines, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı ve Enbaya Cakni ile birlikte. Fatih Emre Öztürk, Öztürk dört dörtlük. dörtlük. Kim ya Nerede yazmış onu? Milliyet Nevzat Dindar. Ee, Nevzat bizim fazla imser bakmış olaya. Yani ondan sonra çok daha farklı bir şey <laughs> söyleyebilir ileride. Ee, Fatih Öztürk için aynı düşüncede değilim. Martin Lines asla bir Mariano değil bence. Başkası farklı düşünebilir. Taylan Antalyalı evet. Oğulcan evet. Emre Akbaba henüz eski formunun çeyreğine gelmedi. Emre Taşdemir var potansiyeli. Gerçekten doğru işler yapıyor. Ee, ama savunma yönünde ufak tefek aksıyor. Cagney için de bekleyelim. Cagney'nin ee, sağ solu belli olmaz. Galatasaray'ı bugün iyi noktaya taşıyan takım oyunudur. Yoksa bireysel olarak, aa bu işte dört dörtlük oldu diyecek bir durum değil, değil. Öyle bir durum yok. Yani Ortası... Fatih Öztürk e falan da iyi derseniz Sonra bir maç sonra Altay örneğine benzeriş, bir öyle bir öyle. Evet. Çok uçlarda yaşamayalım Yani ya. o maçta Fatih'in bir çıkışı var. Ee, o neydi o oyuncunun adı? eğer doğru vursa ceza sahası dışına sağ yan çizgiden dışarı böyle bir çıktı. Aynen. Yapmaz yani onu bir kaleci. Peki onu bazen Altay da yapıyor. Akşam gazetesi 19. sayfa. Arslan'ın yeni riberisi Kerem. Hatay ağlarını sarsan Galatasaray'ın genç yıldızı Fransız efsaneyi hatırlatıyor. 22 yaşındaki futbolcunun eski hocası Mustafa Sarıgül Kerem'in üzerinde durulursa Ribery gibi olur demişti. Attığı golle de e, bu yakıştırmaya uzak olmadığını gösterdi. Daha iyisini kupada şöyle atmıştı hatırlarsınız. Sol taraftan taşımıştı hmm. alveri yaptı sağ ayağına çekti. Kaleye baktı kaleciye baktı topu öyle bir yere gönderdi ki. Müthiş bir goldü. E, Kerem bunun benzerini de attı. E, ama şu güzel Daha yani bir yolunu, yaptı. Bulup, bir yolunu bulup sahne aldı Tabii. ve şansını iyi kullandı o, bu güzel. Zaten insanların hayatındaki o kırılma noktaları böyle. Yaşanıyor. İnşallah gerisini getirebilir. Yani o şansı bulabilir. Bu sayfanın sağ tarafında Falcao'nun evladı var değil mi? Yeni doğan oğlu. Nerede o? Sayfanın sağ tarafında. Değil ha. mi? Galatasaray Maşallah. zıbını. Maşallah. <laughs> evet. Evet. Allah. Ha Bizim Erman Hoca o yüzden mi söylüyor haberi o şeyi? <laughs> Orayı kaçırmışsın sen. Kaçırmışım. Evet Allah'tan Allah'tan. Ee, sosyal medyada Falcao'nun oğlu Galatasaray forması giydi darısı Falcao'nun başına diye espriler yapılıyor bu arada. Yani <laughs> evet. e, çok fazla maç kaçırdı maşallah diyelim yani e, ne güzel. E, şey e, bu kadar oynamamak o rakamları alırken e, yani... Bu sakatlıklar bu kadar oynamamayı getirir mi? <laughs> Gerçekten pek emin değilim. Ee, o kadar süre oynamayınca da onun çok daha e, sıkıntılı sakatlıklarıyla boğuşanlar dönmek üzere. Ya Muslera dönüyor Muslera. Evet. Adam baya baya çalışıyor şu anda Florya'da. Antrenmanlara başladı değil mi? Tabii. Evet. Adamın yani başına gelmedik kalmadı. Muslera dönüyor. Bu yani ya ne oldu da bunca haftadır yok? Bilemiyoruz. Ama işte söylenenler Amerika'ya gidecek falan, oradan e, kendini riske atacak bir şeyde bulunma e, uyarıları aldı. O yüzden oynamıyor. O zaman da insanlar konuşuyor tabii. Öyle yapmıyordur diye tahmin ediyoruz ee, en azından. Ama Değil işte mi? sen e, bu şekilde reaksiyon verince ortada olmayınca. Ee, insanların da konuşmasına fırsat tanımış oluyorsun. E, Jedidiyahmış çocuğun ismi. E, onu söyleyelim. Ama zıbında reklam olmamış ya. Forma reklamı zıbında da var. Zıbında da mı var? <laughs> zıbında da var. <laughs> <Zıbım. gülüyor> Peki ona baktım acaba öndeki reklam mı diye. Hani bebek zıbınında reklam maşallah. ne olacak? diğer bebekler görüntü. De... güzel olsun yani. <laughs> evet. maşallah günümüzü şenlendirdi. Peki.